Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah İlhan. Bugün sizlerle muhabbet kuşu alırken pet shop'tan neler almanız gerekiyor? Bunlar hakkında size kısa bir video hazırladım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi videomuza başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapayım. Muhabbet kuşunuzu alırken ilk önce dikkat etmeniz gerekenler hem kendiniz gözlemleyin hem de aldığınız kişiye yardım isteyebilirsiniz. Canlı olması ve hareketli olmasına çok dikkat ediniz. Çünkü böyle pusmuş, böyle hareketsiz duran muhabbet kuşlarını tercih etmeyiniz. Eğer konuşturmak istiyorsanız da yavru muhabbet kuşlarından almanızı tavsiye ederim. Tabi güvendiğiniz pet shoplar, üretimhaneler olursa oradaki arkadaşlar da size hangi kuşu almanız hakkında sizlere yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ilk olarak almanız gereken şey muhabbet kuşu için bir kafes. Şimdi kafeslerde tabi boy boy kalite kalite fiyatlar değişmektedir arkadaşlar. Mesela şöyle bir küçük bir kafesimiz, tek kuş üzerinden konuşacak olursak bir tek muhabbet kuşuna yetmektedir arkadaşlar. Ama şöyle bir, bunlar da tek yerlik ve suluk takabiliyorsunuz ve çift kuş da bunda sığmaz arkadaşlar. Hani hayvanlara da eziyet etmeyin. Ama ben tek kuş bakacağım derseniz de şöyle bir kafes gayet herkese yetebilir. Bunların fiyatları arkadaşlar, bizim pet shop sattığımız fiyatlar üstünden söylüyorum. Bunlar bizde 80 lira arkadaşlar. Ayrıyetten yanında suluk ve yemliğini de veriyoruz. Ondan sonra diğer bir kafesimiz de bu da yerli bir kafes arkadaşlar. Bunun fiyatı da 180 lira. Bunda hem 3 tane yemlik kısmı ve ileride kuşlarınız eş yaptığınız zaman da buraya yuvalık takmak için de yeriniz mevcut. Bu da iki kuş için bir ideal bir boyutta bir kafes. Ölçülerinde yaklaşık 40 santim eni, 40 santim yüksekliği, 20-25 santimde genişliği vardır. Bu da böyle bir kafes. Şöyle bir diğer kafesimiz var. Mesela bu kafesimiz de ithal bir kafestir. Böyle yine içinde bütün aksesuarları, işte gaga taşını koymak için, kuş kumunu koymak için, ayrıyetten salıncağı ve tünetleri bulunan bir kafes. Bunun fiyatı 180 lira arkadaşlar. Bu da yine iki tane bir kuş için, hani çok büyük değil ama hani ortalama bir kafestir. Hem yerli kafeslere nazaran biraz daha kaliteli tabii ki. Ondan sonra alabileceğiniz diğer bir ürünümüz arkadaşlar. Şimdi mesela şu, bunu asmak için bu size kalmış bir şey. Yani evinizde hani böyle güzel bir köşeye koyabilirsiniz. Daha orada askılının fiyatı da bizde 60 TL arkadaşlar. Ondan sonraki aşama yem seçimi. Şimdi yem seçimini arkadaşlar, hani çok bilmiyorsanız aldığınız pet shop veya işte nereden alıyorsanız onlardan yardım isteyebilirsiniz. Çünkü onların içinde de kalite kalite, fiyatları işte fiyatları da değişmektedir. Mesela bizde Goldfinch'in 1 kilogramlık kuş yemi 50 TL. Quick marka bir kuş yemi de bizde 1 kilosu 45 TL arkadaşlar. Mesela diğer markaları da hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle MyBird Collection içinde kurutulmuş böyle ayrıyetten meyveler bulunmakta. Bu da çok güzel bir yem. Çok tattığımız bir ürün. Bu da 45 TL 1 kilogram fiyatı. Ondan sonra ben yem çeşitleri üstünden gidiyorum şu an. Ve Vita Craft'ın şöyle bir ballı yemi var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ya da bunu ilerleyen zamanlarda da tercih edebilirsiniz. Bu da 500 gram. Fiyatı 40 TL. Yine mesela işte mavi yeşilin yine bir 500 gramlık bir yemi var. Ya bu da içinde kreker hediyeli. Bu da bizdeki fiyatı 30 TL. Yani bunlar bütçenize göre
Değişebiliyor arkadaşlar fiyatlar. Mesela şöyle bir Vivid marka yemin çuvalından bölme bir yem. Bu da mesela açık olarak satılmakta bizde. Bizde kilosu 25 TL. Yani dediğim gibi bütçenize göre bunları alabilirsiniz. Tabi sadece kafesi aldınız. Şu an yeminizi aldınız. Bundan sonra almanız gereken bence en önemli şey kafes türü arkadaşlar. Çünkü evlerde kanatlı hayvanlarda tabi çok fazla tüy dökümü, toz dökümü olduğu için evinizde dağılabiliyor kolaylıkla. Bir kafes tülüyle bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kafes tülünüzü kafesinize geçirdikten sonra ortaya çok fazla tüy, toz, toprak dağılmayacaktır. Yani bunu da mutlaka almanız gerekmektedir. Ondan sonra sıralamaya giderse bir gaga taşı alabilirsiniz. Mesela bizde yani şöyle şu ayrıyetten enerji blok olarak da geçiyor. Bizde şöyle 3 tane markanın Goldfix'in, mavi yeşilin ve Quick'in gaga taşları var arkadaşlar. Bunları da ilk alırken bence almanız gerekiyor. Çünkü kuşunuzun hem gagasını törpülemesi için bence olması gerekiyor. Zaten fiyatları 5 lira, 10 lira bir şey. Çok fazla da bir fiyatı yok işin açıkçası. Bence bir de bundan sonra almanız gereken kuş kuru arkadaşlar. Kuş kumları da kuşların sindirimlerine çok faydalı bir ürün. Hani basit kum deyip geçmemek gerekiyor. Onları sağlıklı ve güzel beslenmesi ve uzun yıllar sizde kalmasını istiyorsanız da muhakkak bir kuş kumunu almanız gerekmektedir. Fiyatları zaten çok pahalı değil. Şöyle bir paket Eurogold'un 10 lira. Yani şöyle bir Miami yine bir kumu var. Bu da 10 lira. Şöyle Garden Mix'in bir kuş kumu var. Bu da 16 lira arkadaşlar. Ben bunları size şimdi videoda aktarıyorum ama videonun sonunda tekrardan sizlere bir liste yapacağım. Hani ortalama fiyat ne kadar çıkıyor bir muhabbet kuşu aldığınızda. Sonra tekrardan arkadaşlar şimdi yine bu Vitasant'ın yine kuş kumları var. Mesela bu kuş kili diye geçiyor arkadaşlar. Mesela bu da kuş kumu olarak diye geçiyor. Bunlar da yine kuşlarınıza ara ara verebileceğiniz ürünler. Çünkü sindirimlerine çok faydalı oluyor. Ve denemenizde fayda var diye size tavsiyede bulunayım. Yani bunlardan da alabilirsiniz. Bunların bir zorunluluğu yok şu an için. Hani ilerleyen zamanlarda kuşunuzu hem sevindirmek adına hem de sağlıklı beslenmesi adına alabilirsiniz. Ondan sonra alabileceğiniz bence önemli bir ürün. Bu kumlu tünek arkadaşlar. Bu normal bizim şu kafeslerde verdiğimiz plastik tünekleri, bunları geçirip kuşlarınızın ayaklarınızın mantar olmasını engellemek için bu kumlu tüneklerden alabilirsiniz. Bunun zorunluluğu var mı? Yok. Ancak kuşlarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız da bence alabilirsiniz. Bunlar zaten çok fiyatları uygun. 15 lira. Yani şöyle içinde de 4 tane var. Yani 2 tüneğiniz olsa bu yaklaşık size 1 ay, 1,5 ay yetebilecek bir ürün. Hem de kuşunuz sağlıklı kalmış olacak. Ondan sonra arkadaşlar kuşlar için krekerler. Yani genelde kuşlar meyveli krekerleri pek fazla sevmiyorlar. Ve ballı krekerleri çok tercih ediyor kuşlar. Şimdi bizde de şöyle 4 marka, hatta belki içeride birkaç marka daha var. Hani ben fazlalık olmasın diye getirmek istemedim buraya. Şöyle ballı krekerlerden alabilirsiniz. Yine kuşlarınız severek yiyebileceği bir üründür. Kullananlar zaten biliyor durumları. Yani her zaman olmasa bile ara ara bu ürünlerden alıp kuşlarınızı sevindirebilirsiniz. Ballı krekerlerde zaten hani ortalama fiyatları 10 liradan başlar, 20-25 liraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Kuşlarımızın sevdiği bir diğer ürün de daldarı. Bunlara bayılıyorlar. Yani
bıraktığınız anda bunları hatır utur yediklerini zaten görürsünüz. Biraz ortalığı kirletebilirler ama bu onların mutluluğuna bence değer. Bu dal dallarında hani ara ara kuşlarınızı alabilirsiniz. Bunları tabii tek tek satanlar da var. Böyle kutu içinde paket halinde satanlar da var. Tabii her zaman bu tek olanlar bulunmuyor mesela bizim dükkanımızda. Şu an yok. Biz şöyle iki marka var bizde. Bir bu Bix markanın dal darısı var elimizde. Bir tane de Zio marka var. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle kenevir tohumu kuşlarda ne işe yarar? Kenevir tohumu eğer kuşlarınızı kızıştırmak veya konuşmasını istiyorsanız kenevir tohumu yemine ilave edebilirsiniz ve bunun faydasını alabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Mesela pet shoplarda böyle konuşturucu ve kızıştırıcı işte yumurta yeni vesaire ürünler görmüşsünüzdür illa ki. Bunların içlerinde de arkadaşlar değişik tohumlar bulunmakta. Mesela bunların içinde kenevir tohumları, ondan sonra sarı darı, dal darı, aspur, nijer tohumu, vitamin mineraller karışımı yemler bulunmakta. Bunlar da kuşlarınızın nasıl diyeyim, yumurtlamaları için hani kızışmaları için olan ürünlerdir. Yani faydası var mı ben bilmiyorum. Hani çok fazla ben kuşlarıma vermedim bu ürünlerden. O yüzden faydasını da bence belki faydası da bence vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü içindeki tohumlar kuşların hal ve hareketlerini çok fazla değiştirdiğine şahit oldum. Şimdi başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi videoyu toparlayalım. Şöyle rakamları alt alta bir toplayalım. Bir muhabbet kuşu alırken ortalama nasıl bir fiyatlar çıkıyor? Şimdi hepsini alt alta toplayarak görelim. Şimdi muhabbet kuşu ortalama fiyatları pet shoplarda, yani İstanbul için 100 lira 150 TL arasında. Sonra kafes aldınız. Kafes fiyatları da 80 ila 250 TL arasında. Tabii kafesinizin büyüklüğüne göre değişiyor. Ondan sonra işte yemlik, suluk, ortalama 2 yemlik, bir tane de İki tane de suluk fiyatı yazalım buraya. İkişer tane olacak şekilde. Bu 20 TL arkadaşlar. Ondan sonra bir kafes tülü aldınız. Kafes tülleri de 10 TL ile 20 TL arasına çok rahat bulabilirsiniz. Ondan sonra bir kuş kumu aldınız. Kuş kumu da 10 TL ile 20 TL arasında bulabilirsiniz çok rahat. Bir gaga taşını minimum 5 TL ile 10 TL arasında bulabilirsiniz. Tabii ki başka ne alabilirsiniz bunların yanında? Bu dün videoda göstermiş olduğum bu askı diyelim, askı aparatı. Bunu da ortalama 80 TL ile 150 TL arasında. Ayrıca vitaminleri de var arkadaşlar. Yani ilk olarak almanız gereken vitamin bence genel vitamin. Onu da şöyle göstereyim size. A, D, E, C vitamini. İlk alırken bunu da almanızda fayda var. Kuşunuza haftada bir su değişimlerinde verebilirsiniz. Bunun da fiyatı 15 TL.
Ya bunların farklı farklı vitaminler de var. B vitamini var, tüy dökme mevsimlerinde vitaminleri var. İshal için vitaminler var. Bu şu an hani ilk etapta alabileceğiniz bu genel vitamini alabilirsiniz. Bunun dışında da yine tüy spreyleri var arkadaşlar. Tüy spreyleri de 15 TL dip rakam. Bu 50 TL'lere kadar. Evet arkadaşlar, videoya bir ara vermek zorunda kaldım. Müşteri geldi çünkü. Şimdi şöyle bir ortalama fiyatını çıkartalım. Ben kafesi 180 TL olarak düşünüyorum. Küçük kafesleri o sizin tercihinize kalmış. Ortalama bir kafes olarak. Evet arkadaşlar, bir muhabbet kuşu seti alacağınız zaman pet shoplarda mesela bizdeki rakam şu an 372 TL olarak çıktı. Bunun içinde muhabbet kuşumuz var, kafesimiz var, yemlik sloplarımız var, kafes tuzumuz var, kuş kovumuz var, gaga taşımız var ve vitaminimiz var arkadaşlar. Tabii bunu pazarlıkla 350 TL'ye kadar alabilirsiniz. Bu bizdeki rakamlar arkadaşlar. Hani bunu minimum düşünecek olursak hani 300 TL ile yani 400 TL arasında bir muhabbet kuşu seti yapabilirsiniz. Şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.